Bugün nelerden bahsedeceğiz? Merhaba. Öncelikle davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Rica Bugün ederiz. Kurumsal kaynak planlamadan bahsedeceğiz. Şirketlerin ihtiyacı olan asıl bütünleşmiş sistemsel bir yapıdan bahsediyor olacağız. Çok güzel. Konuğumuz ERP proje yöneticisi Dilek Yücel Berber. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş buldum. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. 1982 İstanbul doğumluyum. Evliyim, iki çocuk annesiyim. Maşallah. Şu an NEBİM'e bağlı Aksoft bilgisayarda görev almaktayım proje yöneticisi olarak. Daha önceden neden bu işi tercih ettiğime gelecek olursak, tabii. Aslında yapı ressamlığı teknikerliği okudum. 2003'te amcamın yapmış olduğu bir firma ortaklığı sayesinde ERP ile tanışma fırsatı buldum. ERP'ye tanıştıktan sonra bırakamadım. Çünkü sürekli gelişim isteyen, sürekli gelişime açık. Ve aslında bütün bilgilerinizi her yerden toplayıp, analiz edip, verilerinizi topladığınız bir süreç olduğu için sürekli sizi içine çeken bir yönü var. Kesinlikle. Peki ERP nedir tam olarak? Daha detaylı anlatmak ister misiniz? Tabii ki ERP şirketlerin, firmaların işlemlerini yaparken bütün verileri tek bir alanda toplayıp bütünleşsel olarak raporlarını, analizlerini yapabildiklerini, sezgiye dayalı değil, verilere dayanıklı olarak, bilimsel olarak yaptığı bir program. Çok güzel, burada, çok önemli. Evet, şöyle düşünün. Ben bu işe girme sebebim amcamın bir firmaya ortak olup, orada biliyorsunuz çekleriniz, senetleriniz evet. Aslında bir firmanızın yatak odası gibi diyebiliriz tabii. Yani. Bütün gizli bilgilerinizin her şeyi yetkiler dahilinde kişilere bölüştürüp paylaştırabildiğiniz, uçtan uca bütün süreçleri takip edebildiğiniz bir sistem. Harika, çok önemli. Peki neden NEBİM V3 kullanmayı tercih etmeliyiz? Üstün özellikleri nelerdir acaba? Satın almadan üretime, finans yönetiminden satışa kadar ihtiyaç duyduğumuz tüm iş süreçlerimizi aynı platform üzerinde yönetebildiğimiz bir sistem. Modüler yapısı ve başka programlarla entegre olma yetenekleri sayesinde aslında bu bizi bir adım daha öne götürüyor NEBİM olarak. Sektörünüze uyarlanmış hazır sektör parakende de toptanlı şu an %60-80 arası NEBİM programı kullanılmakta. Hazır temel yapı taşları dediğim gibi 50 seneye aşkın bir süredir bu hizmeti veren temelleri oturmuş bir program olduğu için NEBİM'i tercih etmeliyiz. Şahane, çok güzel. Peki ERP projelerinizi nasıl yönetiyorsunuz? ERP projelerimizde işverenlerimizin bizden istediği talepler oluyor. İşçilere bunları entegre edebilmemiz için bazı zorluklarla karşılaştığımız dönemler oluyor. O yüzden biz aslında ilk önce işverenlerden şunu rica ediyoruz. Biz bir ERP'ye geçmeye başlıyoruz. Bunu bütün firmaya duyuracağız. Pastamızı alıp müşterilerimize gidip bütün yönetim departman yöneticilerini toplayıp biz böyle bir sürece başlıyoruz. Ve bunu herkes artık kabullenip elini taşın altına koyup ne yapması gerekiyorsa yapması gerekiyor bildiriyor oluyoruz. Çok güzel. Peki projelerde sizi en çok zorlayan problemler neydi? Bunlarla nasıl başa çıktınız? Biraz anlatır mısınız? Tabii. Şöyle ERP süreçleri her zaman sancılı süreçlerdir. İşveren her zaman bir an önce projeye yatırım yaptığı için başlayıp başladığı projenin sonuçlarını, raporlarını, analizlerini görmek istiyor. Orada tabii ki süreçleri tek tek oturtana kadar üretimden satın almaya, satın almadan finansa, finanstan muhasebeye her departmana ayrı ayrı eğitimlerini veriyoruz. Verdiğimiz eğitimler süre zarfında insanların alışılagelmiş bir süreçleri oluyor ve onu değiştirmeye birazcık direnç gösteriyorlar. Aslında en başta yaptığımız toplantının da biraz sebebi o oluyor. Tabii. Böyle bazı ön yargılar kesinlikle var, değil mi? Kodlamalar var. Kesinlikle. Bazı fikirler var, evet, değil mi? Ama orada sabit. Ama bunları öğrendikten sonra fikrini değiştirebiliyor daha böyle modern evet, metotları. Onlar direndiği anda hani işveren ben ERP'nin arkasındayım ve bu tabii olacak dediği zaman aslında orada netliği anlamış oluyor. Tabii zaten çok yaygın kesinlikle kullanımı, değil mi? Yani bütün böyle modern firmalarda var yani. Tabii referanslarımızı son derece güzel sayacak olursam yani bugün Akker,
Adil Işık, Koton, birçok yerde biz varız. Para kendini evet. dediğim gibi %80'inde biz varız. Bunlar büyük varız. Markalar. Kesinlikle. Çok cirosu olan, devamlı evet. Herkesin tercih ettiği markalar. Yani onlar bile tercih ediyor. Son derece güzel bir metot. Peki işinizle ilgili olarak sizi en çok ne mutlu eder? En çok ne mutlu eder? Şöyle ki bir emek veriyorsunuz aslında projelerde. Hı hı. Verdiğiniz emeğin karşılığını aldığınız zaman, işleyişini gördüğünüzde veya size mutlu olduklarını bildiren hediyeler gönderdiklerinde hı-hı. mutlu oluyorsunuz. Ne güzel size. Emek veriyorsunuz. Evet, verdiğiniz çünkü. Emeğin işlediğini görmek çok farklı bir şey. Kesinlikle, yani o firma bu sistemi kullanıyor, evet. daha ileriye gidiyor, birçok sorununu çözüyor, verimliliği artıyor, ciroları artıyor değil mi? Tabii ki. Onlara bu şekilde destek olmak son derece mutluluk verici, güzel, yani bunun manevi bir tatmini de var yani. Kesinlikle, kesinlikle. Çok güzel bir duygu. Peki son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız veya bir tavsiyeniz var mı? Tabii şöyle söyleyebilirim. 2003'ten beri bu mesleğin içindeyim. Şunu görüyorum. Ne zaman dışarıdan firmalar, tabii yani çok özel sektörler harici konuşuyorum bunu, ama belli bir para kendi de ya da belli bir toptan da, tekstilden örnek verecek olursam, biz tekstilciyseniz eğer gözünüz kapalı Nebim'i almalısınız. Gidip dışarıdan bir yazılım yazdırmaya çalışmamalısınız. Başta maliyet sanki biraz daha yüksekmiş gibi geliyor. Ama diğer türlü aslında yazdırmaya çalıştığınızda ve sonucunu da doğru bir şekilde alamadığınızda, çünkü biz aslında tecrübelerimize de yönlendiriyoruz kişileri. Son derece önemli yani. Evet, bunlar boşa kullanılmış. Harcanan emek oluyor tabii. Ve tekrar Başa dönülüyor ve sancılı bir süreç tekrardan hem firmalara daha büyük maliyet. Kesinlikle maliyet. Ve kayıp oluyor değil zaman mi? Zaman en büyük maliyet. Kesinlikle. Yani hem zaman açısından hem mali açıdan kayıplar oluyor. Evet, verilerinize hı-hı. ulaşamıyorsunuz bir türlü. Ulaşmak istediğiniz yere sadece zaman kaybı görmüş oluyorsunuz. Kesinlikle. Ama belli bir temelin altında... Bizim programımız, çünkü dışarıya entegreye çok açık bir program olduğu için istediğiniz gibi uyumlu hale geliyor. Belli bir temel var, belli bir yılların tecrübesi var aslında baktığınız zaman. Bu tecrübeyi insanlar kullansın isteriz açıkçası. Kesinlikle, buradan tavsiye edelim kesinlikle. Girişimcilere. Çok güzel bir mesaj oldu. Bugünkü konuğumuz ERP proje yöneticisi Dilek Yücel Berber'di. Katılımınız, bu güzel ve önemli açıklamalarınız için tekrar çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için Rica tekrardan. Rica ederiz. Çok mersi. Memnun oldum. Sağ olun. Biz de çok memnun olduk. Başarılarınızın devamını Teşekkürler, diliyoruz. Teşekkürler, sağ olun. Çok mersi. Değerli izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.